Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Değerli kardeşlerimiz, Türk futbol tarihine, kapkara harflerle yazılacak olan arkadaşlar, kara bir geceyi ya da kara bir haftayı, kara bir dönemi geride bıraktık. Veya bunu yaşadık. Hep birlikte yaşadık değerli kardeşlerimiz. Ekranda görüyorsunuz. Ben şöyle kenara çekilirsem ekranda olmaması gereken rezil, skandal görüntüleri izliyoruz. Daha bunun gibi niceleri var. Ne kadarı var? O kadar çok var ki arkadaşlar. Bunu işte çekenler çekmişler, öyle ya da böyle çekmişler. Çeşitli kanallar vasıtasıyla paylaşmışlar. Biz de oradan buradan bu görüntüleri derledik, toparladık işte. Sizlerle paylaşıyoruz. İbret olsun diye, ders olsun diye, bunları bir daha yaşanmasın diye bu görüntüleri paylaşacağız. Tabii ki söyleyeceklerimiz var ama önce dilerseniz arkadaşlar sportif açıdan bakalım ve geride kalan haftayı, yani sonuçta şunun şurasında ligin bitimine sadece 8 hafta kaldı. Bu 8 hafta sonrasında bu lig bitecek. Bir takım şampiyon olacak ama gelin görün ki arkadaşlar ne şampiyon olan ne de diğer dereceleri yapanlar bunları işlerine pek sindiremeyecekler. Dediğim gibi önce dilerseniz 30. haftanın sportif değerlendirmesini yapalım. Ligin zirvesinde yer alan iki takım, Galatasaray, lider Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda oynadı. Gitti geldi, öldü dirildi ve Galatasaray karşılaşmayı zar zor, belki de büyük bir şansla 4-3 kazandı arkadaşlar. 4-3 kazandı, 3 puan aldı, liderliğini korudu. Ve tabii ki bütün gözlerin çevrildiği Trabzon'daki maç, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyetiyle bitti ve 3 puanın sahibi Fenerbahçe oldu. Ancak arkadaşlar şimdi ligin ilk iki sırasında isterseniz puan cetveline bakalım, görelim. Yani bunu pek söylemeye falan gerek yok ama alın, şurada var işte arkadaşlar. Ligin ilk iki sırasında 81 puanla, 30 maçta 81 puanla Galatasaray lider. Yine 30 maçta 79 puanla Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor. Ve devamında arkadaşlar geriye baktığımız vakit işte Trabzonspor 49 puanda, Beşiktaş 46 puanda, sonra da Kasımpaşa 43 puanda, böyle sıralanıyor takımlarımız. Şimdi arkadaşlar belli ki ligin dediğim gibi 8 hafta kaldı bitimine ve bu 8 hafta sonrasındaki 8 hafta böyle gider mi, gitmez mi, ne olur onu pek bilemiyoruz. Ama özellikle sondan bir önceki hafta bildiğiniz üzere Ali Sabiha'da oynanacak bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Ve bu maçta sanki ligin kaderi belli olacak, şampiyonu belli olacak gibi duruyor. Ama o maçta da belli olmayabilir, son maça da kalabilir. Yani bundan sonraki her hafta final, hep söylüyoruz ya işte final diyoruz. Ama o finaller keşke sahada başlasa, sahada bitse. Maalesef öyle olmuyor değerli kardeşlerimiz. Dilerseniz madem buradan girdik, En sondan başlayalım. Biliyorsunuz Trabzon'da maçın bitiminde, yani evet, güzelliklerle ilgili söyleyeceğimiz şu: Fenerbahçe Trabzon'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Galatasaray da yine deplasmanda Kasımpaşa'yı, evet İstanbul ama deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. İki maçın da kendine göre saha içi, yani 90 dakikasını uzatmalarla beraber, 90 dakika diyelim, uzatmalarla beraber 90 dakikayı değerlendirirsek Galatasaray Kasımpaşa önünde aslında zorlanacak gibi pozisyonlara olmadı değil. Bayağı bir zorlandı ama maç öncesi bu kadar zorlanacağını ben dahil hiç kimse beklemiyordu. Galatasaray bir takım
Hep söylüyorum arkadaşlar. Abidik gubidik numaralar, tezgahlar, bilmem neler. Hep var. Bundan sonra Galatasaray işte Hatay'la, Alanya'yla, Pendik'le, Adana Demirspor'la, Sivas'la, Karagümrük'le, Fenerbahçe'yle ve Konyaspor'la oynayacağı 8 maçta da yaşanan bu abidik gubidik numaraları, dalga dümenleri, tezgahları hep yaşayacak. Yani bundan sonra artık kara geceler yaşanmayacak. Türk futbolunda kara haftalar yaşanacak arkadaşlar. Bunu kabul edelim. Fenerbahçe'de biliyorsunuz hem ligde maçlar oynayacak hem de işte Konfederasyon Ligi'nde ya da kısaca Konfeksiyon Ligi'nde maçları var. Onlar da orada mücadelelerini verecekler. Ama şunu biz biliyoruz ki geride kalan, yani geride kalan haftaya benim kara hafta adını koymam işte buradan geliyor. Hafta içerisinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Kulübü'nü hedef alan ve 3 saat, 3,5 saat sürekli Galatasaray Kulübü'ne ver yansın eden hakaretler derecesinde bir takım iddialar ortaya atan Ali Koç hiç şüphesiz bütün bunları söyledikten sonra boş durmayacaktı. Böyle maçlarla ilgili de, maçların sonuçlarıyla ilgili de bir takım gelişmeler olacaktı. Nitekim olmadı değil. Oldu. Olduğu için de zaten rezaletler meydana geldi. Galatasaray Kasımpaşa maçına dönersek Galatasaray Mertens'te 1-0 öne geçti. Sonra maç Icardi'nin golüyle 1-1 oldu. Icardi'nin golüyle şaşırmayın. Icardi kendi kalesine attı. Maç 1-1'e geldi. Galatasaray bu defa Icardi rakip kaleye bir tane atınca maç 2-1'e geldi. Galatasaray öne geçti. Peşinden galiba Aytaç'tı değil mi? Evet. Aytaç harika bir gol attı. Maç 2-2'ye geldi. Sonra yanılmıyorsam 70 küsürüncü dakikalarda Kasımpaşa öne geçti. 3-2 öne geçti. Peşinden arkadaşlar, peşinden Galatasaray bir penaltı kazandı ki penaltı Zaha'nın indirilmesiyle penaltı ve kırmızı kart yerinde. Ha bir takım ahmaklar bunun işte penaltı olmadığını veya eğer penaltıysa kırmızı kart olmaması gerektiğini savunuyor olsalar da kural açık ve net şekilde hem penaltı hem kırmızı kart diyordu. O dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Galatasaray penaltı kazandı. Penaltıyı kendi kalesine bir de rakip kaleye gol atan Icardi kullandı ve kaleci kurtardı diyelim. Kaleci kurtardı ya da Icardi kaçırdı diyelim. Ve devamında bu defa Icardi arkadaşlar maçı 3-3'e getiren golü attı. Yani iki tane kafa golüyle. Ya işte bazıları rakip kaleci hata yaptı da şu oldu da bu. Ya tamam gol zaten futbol hatalar oyunudur. Bu defa Icardi maçın sonlarına doğru arkadaşlar yine ceza sahasında bir topla buluştu. Şutunu kaleye gönderdi. Kaleciyi geçen top maalesef direkten döndü maalesef. Icardi adına tabii. Ve dönen topu Vinicius oyuna daha henüz girmiş olan Vinicius yakaladı ve gole çevirdi. İşte gole çevirmesi Galatasaray'ın 4-3 öne geçmesini sağladı ve bununla birlikte de Galatasaray 3 puanı aldı. Ben bundan önceki sohbette de söylemiştim. Bu Vinicius'un attığı bu gol, bu golün ben bir kader golü olduğunu, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunun habercisi olan bir gol olduğunu söylüyorum. Ve yıllar önce, birkaç sene önceydi, çok da eskiye gitmeyelim. En son Galatasaray'ın galiba Fatih Terim döneminde şampiyon olduğunda Galatasaray Ali Sami'nde Akhisar ile oynuyor. Akhisar o dönemlerde güçlü bir takım. Maçın artık sonları gelmiş. Maç bitti bitiyor. Gitti gidiyor 2 puan. Galatasaray şampiyonluk yolunda büyük bir yara alacak. Belki şampiyon olamayacak. Ama maçın işte o son anında, son dakikalarında Akhisar kalecisi bir topu karşılamak üzere ceza sahasının dışına kadar çıktı. Çıkınca topa ıska geçti. Top boşta kaldı. Ceza sahası dışında Mitroğlu, Galatasaray'ın Yunanlı oyuncusu Mitroğlu'nun önüne düşen topu Mitroğlu arkadaşlar filelere gönderdi. Hemen ben ekrana fotoğrafı da getirdim. Efsaneler ölmez, sadece şekil değiştirir diye arkadaşlar böyle bir grafik yapmışlar. Yani sosyal alemde tabii yapmışlar. Ben de hazır olanı aldım, koydum arkadaşlar. Yapanların eline sağlık diyelim. Ve Mitroğlu'nun attığı golle Galatasaray karşılaşmayı kazandı.
şampiyon oldu o sene. İşte Vinicius'un golünü de böyle değerlendirebiliriz. Ve sonuç itibariyle Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunun bu anlamda göründüğünü de ilave edelim. Trabzon'daki maçın zaten önün arkasını biliyorsunuz. Fenerbahçe Fred'in golüyle 1-0 öne geçti. Sonra Fred durumu 2-0'a getirdi. Sonra maç 2-2'ye geldi. Tabii konuşacağımız bir dolu çirkinlikler olduğu için arkadaşlar, dolayısıyla ben sadece işin futbol kısmını anlatıyorum. Maçın son bölümünde de maç 2-2'ye geldi, evet. Trabzonspor bir penaltı, önce frikik golüyle 2-1 yaptı, sonra penaltı golüyle durumu eşitledi. İşte orada tartışmalar başlıyor. Penaltı kazanıldığında penaltıyı yapan oyuncu kırmızı kart görmeli mi görmemeli mi? Görmedi tabii. Fenerbahçe olunca görmedi. Ondan sonra Fenerbahçe son bölümde Batshuayi ile bir gol buldu. Ama o golün öncesinde Umut Bozok'a yapılan %100 çok net bir faul vardı. O faul verilmedi. Ve Fenerbahçe hem kırmızı kart görmedi hem faul verilmedi. Ki her ne kadar hakeme sallasalar da bile hakemin sayesinde yine 3 puanı almış oldu. Bunlar arkadaşlar maçla ilgili, bu iki maçla hem zirveye oynayan iki takımın maçlarıyla ilgili söyleyeceğimiz olumlu şeyler. Şimdi dilerseniz arkadaşlar önümüze çıkacak olan fotoğraflar, gazete manşetleri ve diğer görüntülerle ilgili söyleyeceklerimizi söyleyerek maçla ilgili, yani Trabzon'da yaşanan skandalla ilgili gelişmeleri anlatalım. Ve önümüzdeki görüntülere geçmeden şunu söyleyeyim. Karşılaşma arkadaşlar uzadı. 6 dakikaydı yanılmıyorsam. Hakem maçı bitirdi. Bitirdikten sonra Fenerbahçe 3-2 kazandı. Maçın tabii belirli dakikalarında, ikinci yarıda özellikle sahaya su veya şişeleri atıldı, yabancı maddeler geldi, o geldi, bu geldi. Maç bir defa son derece gerilimli bir ortamda oynanıyor. Hal böyle olunca bu gerilimli ortamı dikkate alan hakem, daha doğrusu hakemin dikkate alması gerekirdi ve maçı o yoğun bir şekilde su şişelerinin yağdığı anda, o su kutularının yağdığı anda maç tatil edilebilirdi. Ki ben onu bekliyordum. Artık hakemin orada bir hakikaten cesaret göstermesi lazımdı. Ya cesaret edemedi, ya kendisine ne olursa olsun bu maçı tatil etme denildi. Yani iradesini ortaya koyması lazımdı. Koymadı. İşte su şişeleri atıldı. O oldu, bu oldu. Maç durdu. Tekrar devam etti. 2-1 oldu. 2-2 oldu. 2-2 olunca durdu. İşte hadiseler sanki bitti gibi. Trabzon geliyor, gidiyor. O dakikadan sonra arkadaşlar, yine oyun olarak bir şey söyleyeyim. Maç 2-2'ye geldikten sonra Trabzonspor'un daha dikkatli olması, daha bir orta sahasını, defansını sağlam alarak yani illa maçı kazanması gerekmiyordu. Ama ben hep söylüyorum, Abdullah Avcı benim çok tuttuğum bir teknik direktör değil. Aynen yıllar önce Şenol Güneş'in yine bir Fenerbahçe maçında yaptığı gibi, ki Fenerbahçe'ye Trabzonspor'a beraberlik yeterken arkadaşlar Şenol Güneş maç berabere giderken hurra bastırdı. Ondan sonra da Fenerbahçe karşılaşmayı kazandı ve şampiyon olmuştu. Aynısını Abdullah Avcı da yaptı. Maç 2-2'ye gelmişken defansını sağlam tut. Akıllı oyna. İlla gol atmak zorunda da değilsin. Maç 2-2 çünkü. 2-0'dan gelmişsin. Ama iyi bir teknik direktör olmadığı için Abdullah Avcı maçı verdi, eliyle verdi. Hakemle birlikte tabii, o faul gol vesaire falan. Maç bitti. Bittikten sonra Fenerbahçeli oyuncular böyle hepsine gerilimli bir ortamda maç bitince hemen koşup işte birbirlerine sarmaş dolaş ne yapmaları lazım? Soyunma odasına gitmeleri gerekirdi. Ama Fenerbahçeli futbolcular bunu yapmadı. Belli ki önceden zaten o Mert Hakanlar, kaleci İrfan Canlar, bilmem neler, inanılmaz tahrikler yapıldı. Bir takım işaretler, maç bitmiş, bazı oyuncular, Osterwolde'ler falan, tribünlere el kol hareketleri, göstereceğim onların hepsine. Bir takım işaretler falan. Her şeye rağmen o arada yine soyunma odasına gidebilecek zamanları varken gitmediler.
Toplandılar orta yuvarlakta. Efendim neymiş? İşte sevinmek haklarıymış. Ya sevinmek hakkınız. Elbette sevinin. Tamam, kimsenin bir şey dediği yok ama gerilimli bir ortam var. Sıkıntılı bir ortam var. E bunu görün. Görüyorsanız kenarda teknik adamlarınız falan ne iş yapar? Çağırın. Gelin çocuklar, hadi soyunma odasında sevinmeye devam edelim. İlla milletin gözünün, hani son maç olur, maç bitmiş olur, şampiyondur, şampiyonluğu garantilemişsinizdir. Odur budur, çok büyük hiçbir şey yok ortada. Sadece bir lig maçını kazanmış. Efendim onlar bizi İstanbul'da yendiler, sahanın ortasında sevindiler. Tamam, sevindiler. Orada ortam farklı. İstanbul'da daha farklı bir ortam vardı. Fenerbahçe seyircisi daha olgun davrandı ve Trabzonların sevinmesine göz yumdu veya ses çıkarmadı. Yenilgiyi kabul etti. Ama bu defa Trabzon'daki ortam gerilmiş. Çünkü senin bazı futbolcuların zaten ortamı germiş. O Mert Hakan'la. Ya sakat olduğu halde sen Mert Hakan'ı Trabzon'a götürüyorsun. Bu senin iyi niyetli olmadığını gösteriyor. Bir de kulübeye ismini yazıp orada listede adı var. Sakat oyuncu. Bu senin iyi niyetli olmadığını gösteriyor. Herkes de bunu biliyor zaten. Onlar da elden geldiğince, mümkün olduğunca tahrik ediyorlar. Adam zaten bir önceki haftadan mimli. Her neyse, yani böyle bir sıkıntılı ortam varken hala orada sahanın ortasında sevinmenin de bir anlamı yok. Al futbolcularını, gir soyunma odasına. Hayır, öyle olmadı. Ondan sonra olmaması gereken başka bir şey oldu. Seyircinin tribünden atlayıp sahada ne işi var? Seyircinin yeri belli, tribün. Sen otursa oturduğun yerde. Ama oturmadı. Daldılar. Bunlar genç çocuklar. Atladılar, daldılar abi. Dalınca da Fenerbahçeli futbolcular da onlara daldı abi. Ya sizin zaten Fenerbahçeli futbolcular, orada güvenlik güçleri var. Onlar hepsi bir polisin yanında dursa kimse onlara bir şey yapamaz. Ama Fenerbahçeli futbolcular abi böyle yapma yerine hurra girdiler abi. Tekme, tokat, yumruk. Gelen indiriyor abi. Trabzonlu o taraftarları, o onu indiriyor, bu bunu. Ya ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? Şaşırdınız mı kardeşim? Kendinize gelin. Yapmayın, etmeyin. Programın açılışında gördünüz. O osaylar, yumruklar iniyor, tekmeler iniyor. Efendim neymiş? Benim sevinme hakkım var. Beni tahrik ettin. Ya sevinme hakkın varsa kardeşim defol git soyunma odasına, orada sevin. Giriyorsun, gerilimli bir ortam var. Katliam mı çıkaracaksınız? Size birisi söylemiyor mu? Ama yok. Amaçları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Herhalde olay çıkarmak için bütün bunları planlıyormuş, planladılar. Neyse. Ondan sonra işte şimdi bir bir göstereceklerim var. Burada tabii yazmış arkadaşlar. Normalde arkadaşlar işte Fenerbahçe, Trabzon taraftarlarını darp eden isimlerin, ki darp ettiler yani. Burada abi bak, Fenerbahçeli futbolcular tahrik oldu. Sevinme hakkı vardı. Bir defa tamam, seyircinin yeri tribün. Ne işi var seyircinin sahada? Orada olması lazım. O ayrı. Cezasını alacak. İndin mi? İndin. Cezanı alacak mı? Alacaksın. Ama sen futbolcusun kardeşim. Niye adamları? Asıl tahrik olan kim? Seyirci. Sen sahanın ortasında ya tamam sevindin, al çek git kardeşim. Teknik direktörün, ama teknik direktörün ayağının dibine su şeyi geliyor, pet şeyi geliyor. Ondan sonra vay enseme diye geldi diye tutuyor ensesini, ensesine buz yaptırıyor. Yapmayın bunları ya, yapmayın bunları. Yazıktır, günahtır. Tahrik, tahrik, tahrik. Ondan sonra ortalık abi yangın yerine döndü. Yangın yerine döndü. Fenerbahçeli futbolcular ki bunu yapmaya hakları yok. Madem orada kaldınız, o zaman ya polisin yanına gidin, ya da olaylara karışmayın. Milleti, o gencecik çocukları darp etmenin, tekmeyle, tokatla indirmenin, hele Batshuayi, yanından geçen oyuncunun, gencin birinin böğrüne bir tekme indirdi. Lan orada ölse ne olacak o çocuk? O öyle bir tekme indirilir mi? Batshuayi efendi. He? Neyse, şimdi yalayıcılar, yıkayıcılar hiç bunlara değinmiyorlar. Vay efendim işte orada böyle olay olmuş. Yok Trabzon seyircisi inmiş. Yanlış, inmemesi lazım. Cezasını kat kat alacak mı? Alacak. Güvenlik önlemleri yeterliydi, eksikti, oydu, buydu. Her şey bir yana. Fenerbahçeli futbolcular sevinecekmiş. Ya sevindin tamam. O adamlar tribünden inene kadar git soyunma odasında devamını getir. Devamını getirmedin. Nedir o tekme, tokat, kroşe, yumruk, indir, bindir, yere yatmış. Yerde yatan bir oyun adama
yerde yatan bir gencin üstüne çıkıp yumruk 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 indirmenin ne anlamı var? Şimdi oraya geleceğim. Hepsini göstereceğim size. Bunların tahrik olmakla ne alakası var ya? Burada iyi niyet yok. Burada gaddarlık var. Burada hainlik var. İşte en sondan başlama nedenim de bu. Şimdi ceza diyorlar. Bunlara kaç maç ceza verilir? Ne olur? Onlar anlatılıyor arkadaşlar. İster istemez yönetmelik diyor. Tabii buradaki yazılan cezalar yönetmeliklerde geçiyor ama bunları vermezler. Bir iki maçta kapatırlar. Şimdi Osayi göreceksiniz biraz sonra. 12 maç ceza. Öyle olması lazım. Osterwolde her türlü tarihi yapıyor. Tarihi yapıyor ki Trabzon Fenerbahçe'nin attığı 3. golde de Umut Bozok'a %1 milyon yapılan faulün kahramanlarından biri herhalde. 8 maç. Fred 7 maç. İsmail Yüksek 5 maç. Kurniş 5 maç. İrfan Can kaleci 5 maç. Batshuayi 10 maç. O Batshuayi denen oyun adama ben takıldım arkadaşlar. Ya adam yanından koşuyor gidiyor. Kendini çek sana gelmiyor. Adamın böğrüne sen o tekmeyi nasıl indiriyorsun? Kalpsiz. Gaddar. Olmaz. Bu kadar olmaz arkadaşlar. Şimdi neyse bunları geçelim ve buradan devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada Trabzon Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi şurada gördüğünüz hikaye gol öncesi yapılan %1 milyon faul var. Şimdi bu faul İHK paça indiriliyor. Bu faulü bir maçta geçen sene Abdülkerim Bardakçı yaptı diye kırmızı kart gördü. Kırmızı kart gördü. Bırakın. Burada bakın hakemin gözünün önünde hakem bunu devam ettiriyor. Burada bu faul bunun devamında Batshuayi golü atıyor. Burada da arkadaşlar yine Fenerbahçe'nin ilk attığı gol öncesi yapılan çok net bir faul var. Onun gibi ve burada şurada gördüğünüz hayal meyal görüyorsunuz daha neti var bunun. Burada da Trabzonspor'un kazandığı penaltıda yine o Dijiku mudur ne halsa onun tekmesi Trabzonlu oyuncunun kafasında ve kırmızı kart görmesi lazım. Bunların hiçbiri olmuyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi bakın burada ya niye sallanıyorsun kardeşim sallanma. Burada bakın arkadaşlar. Osayi sırtında yazıyor. Osayi denen adam. Trabzonlu taraftar yanlış yapmış. Yeri tribün olması lazım. Sahada ne işin var senin? Be adam demen lazım. O ayrı dava. Olmuş olmuş. Yere indirilmiş. Bilmem ne yapmış. Yerden Osayi'yi görüyorsunuz. Nasıl yumrukları çakıyor. Nasıl indiriyor. Ya bu bir gaddarlık bu ya. Bu gaddarlık bunun tahrikle mahrikle ne alakası var? Yerde yatan bir insana böylesine yumruklar indirene tahrik diyenleri onları getireceksin. O yumrukları onların kafasına indirin diyeceksin. Bakalım o zaman da tahrik diyebiliyorlar mı? Utanmadan sıkılmadan arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir rezalet? Bu nasıl bir rezalet? Bu nasıl bir gaddarlık? Bu yerde yatan bir insana böyle bunlar olur mu ya? Böyle vurulur mu ya? Ki bunu kural yasaklıyor zaten. Oyuncunun işi bir an evvel soyunma odasının yoluna tutması. Hayır, bunlar orta sahada dövecek adam, yumruklayacak, tekmeleyecek adam kovalıyorlar. Şimdi bu Osayi'ye buna ne oyuncusu? Bunu ülkeden yurt dışına atacaksın bunu. Sınır dışı edeceksin ya. Kusura bakmayın abi. İşte burada da yine bakın arkadaşlar çok net şekilde Fenerbahçe'nin attığı 3. gol öncesi hakemin gözünün önünde net faul var. Ama vermez arkadaşlar. Trabzon Fenerbahçe diyor Fenerbahçe'nin golünden önceki pozisyonda devam kararı doğru mu diyor. Burada işte bütün yayıncı kuruluşun ki bunların yalayıcıları yıkayıcılarıdır hepsi olmaz diyor. Şimdi bakın arkadaşlar Halil Umut Beler dediğimiz adam. Ne diyor şeye? Mustafa Muhammed'e sen diyor buna diyor dirsek yaptın diyor. Ki o dirsek olayı falan çok iyi hatırlıyorum. Eften püften bir şeydi. Şöyle geliyor bu provokatör İbrahim Akdağ mıydı? Neydi? Öyle bir futbolcu vardı. Erzurum'da Falcao'yu attırmıştı. Ankara gücünde de geldi Mustafa Muhammed'i attırdı. Böyle
dirseğine çeneyi koydu, attı kendini yere. Mustafa Muhammed diyor ki ben ne yaptım diyor. Ama 53. dakikada bu Halil Umut Meler, gördüğünüz üzere dirsek yaptım dedi ve attı oyundan Mustafa Muhammed'i. Galatasaray'ın şampiyonluğunu çaldı. Ve kadere bakın ki aynı Halil Umut Meler bir Ankara Gücü maçında aynı sahada yumruğu yedi, yerlerde tekmelendi. Kader, kader. İşte bunları yapan ve de ondan sonra da arkadaşlar işte gösteriyorum size şu harekette faulü vermiyor ve Trabzon'un golü yemesine neden oluyor. Sonra işte burada bakın şimdi gelin buraya. Aynı hareket değil mi arkadaşlar? Şurada Abdülkerim Bardakçı Gaziantep'li oyuncuya böyle çıktı, elini koydu diye, omuzuna elini koydu diye kırmızı kart gördü arkadaşlar. Kırmızı kart gördü. Peki devam ediyoruz. Burada onun 10 kat daha serti ve katları var. Bir şey görülüyor mu? Görülmüyor. Sonunda ne oluyor? Gol oluyor. Ve sonunda ne oluyor? Fenerbahçe hakemle kazanıyor. Eminim benim şu sohbeti yaptığım sıralarda Fenerbahçe bildirileri yayınlamıştır. Bildirileri yayınlamış, hakeme bir güzel geçiriyordur yani. Bu olacak iş mi ya? Olacak iş değil ama maalesef bunlar oluyor. İşte arkadaşlar bakın bu pozisyonlara. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Burada Abdülkerim kırmızı kart görürken burada hiçbir şey yok. Katlarca, haince faulün en kralı yapılıyor ve devam. Ondan sonra 3 puan ne var? İşte bizi hakemler doğradı. Galatasaray her şeyi yapıyor. Tezgah bilmem ne falan. Bunlar hikaye arkadaşlar. Bunları geçeceksiniz. Ben burada gösterdim size bunları. Bakın burada yine aynı şekilde faulün, hakemin gözünün önünde olan faul ve de Trabzonlu oyuncunun kafasına gelen tekme. Ve tekmenin sonunda penaltı ama kırmızı kart çıkmıyor. Bu oyuncu aynı zamanda Fenerbahçe Galatasaray maçında da Icardi'nin elmacık kemiğini yaka, paça, tekme, tokat, kroşe, yumruk indirerek penaltı vardı. O penaltıya neden oldu ama penaltı verilmedi. Bu adam da kırmızı kart görmedi. Yani o maçta da aynısını Icardi'ye yapmıştı. Icardi'nin elmacık kemiğini kırmıştı. Ama bunlar korunduğu için abi kimse bunlara bir şey yapamıyor. Federasyon ne diyor? Biz de takipteyiz TFF diye bir açıklaması var. Diyor ki ki burada TFF açıklıyor bunu. Hemen isterseniz söyleyelim arkadaşlar. Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz diyor. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez diyor. Ve bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorunları ile ilgili gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın diyor. Ben size söyleyeyim, Trabzon'un sahası 1-2 maç kapatılır artı 1-2 tane işte o Samuel'e bilme o Saimi neyse belki onun gibi ona 1-2 bir tanesine falan 1-2 maç ceza verilir. Ötesi de olmaz. Abi bunlar tam dostlar. Siz bakmayın bunların birbirine geçirdiğini. Şu anda Türk futbolu ne çekiyorsa bu ikili yüzünden çekiyor arkadaşlar. Bu başkan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı, tüm zamanların benim gördüğüm, gelmiş geçmiş tüm zamanların en berbat Fenerbahçe Kulübü Başkanı. En başarısız, en kötü Fenerbahçe Başkanı. Bu da aynı şekilde tüm zamanların en kötü, en beceriksiz, başarısız Futbol Federasyonu Başkanı. Şimdi bu ikili bir araya gelmiş, kavga ediyorlar. Bunu da Galatasaray'la ilan ediyorlar. Sağ gösterip sol vuruyorlar. Yok hala alakası falan. Zaten Galatasaray kulübü istifasını istiyor. Kulüp üyeliğinden de atmaya çalışıyor. Ama bunlar Galatasaray kimliğinin arkasına gizlenerek her türlü pisliği yapıyorlar. Kaldı ki Ali Koç'un hafta içerisinde 3,5 saatlik Galatasaray'a vurma, geçirme, yalan, dolan, hakaret basın toplantısından sonra Ali Koç'un ağır bir şekilde
cezalandırılması gerekirdi. Onlar hiçbir şey yapılmıyor arkadaşlar. Zaten Trabzonspor maçı da bunları ileri sürerek bir şekilde gündemden düşürüldü. Ondan sonra da işte Halil Umut Meler vasıtasıyla çıkmayan kırmızı kart, verilmeyen fauller, kazanılan 3 puan ki maç eğer öyle olsaydı tatil edilmeliydi. O da yapılmıyor. Hakem bilerek, bilmeyerek, isteyerek, istemeyerek al külah ver takke arkadaşlar. Maç yarıda kalınca olaylar molaylar falan bitirdiler. İstedikleri gibi bitirdiler. Yazıklar olsun abi. Türk futbolunun hali bu. Diyecek de fazla bir şeyimiz yok. Şimdi gelelim buraya. Şimdi bu hani vardı ya biraz önce gördünüz Trabzonsporlu oyuncunun kafasına tekme geldi. Burada gördüğünüz bu hakem Emre Maluk eşiyle beraber Fenerbahçe'nin bir maçında. Adam aslında Fenerbahçeli, tamam olabilir. Renk aşkı, sarı lacivert. Bu adam Trabzonspor Fenerbahçe maçında arkadaşlar VAR'da avar olarak görev yapıyor Emre Maluk ve o tekmeyi bilmem neyi falan görüp de söylemiyorlar. Hakemi de oralara çağırmıyorlar. Diyecek de çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Neyse bu arada diğer görüntülere geçelim şimdi değerli kardeşlerimiz. Zaten puan cetvelini biliyorsunuz. Galatasaray artı 48'lik averajla 81 puanla lider. Fenerbahçe de artı 54'lük avarajda 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aralarında 6 gollük bir makas var Fenerbahçe lehine. Değerli kardeşlerimiz, şimdi bir gazete başlıklarına hızlı bir şekilde bakalım neler çıkacak burada. İşte görüyorsunuz gazete başlıklarına bakmadan yine bir başka görüntü. Fenerbahçeli oyuncu, yani Fenerbahçeli oyuncular kalabalığın arasında kaldı da böyle oldu diye değil. Bunlar isteyerek arkadaşlar, isteyerek tribünden inenlerle böyle savaşmayı, yumruklaşmayı göze aldıkları için bu görüntüler oluşuyor. Trabzon'da samba diyor. Trabzon'da Fenerbahçe samba yapmış. Fred'in 2 golü. Bunlar gazeteler hiç umurunda değil sanki olaylar abi. Böyle başlıklar böyle atılıyor. Trabzon'da samba. Fenerbahçe fırtınası. Başlığa bakın arkadaşlar. Fenerbahçe fırtınası. Güzel. Çünkü yalama yıkama böyle devam ediyor. Devam edelim. Maç bitti. Saha karıştı. Evet. Bu hiç olmazsa maç bitti. Saha karıştı diyerek bir başlık atmış. Ama şunu biliyoruz ki maç bitmeden de zaten sahanın karışacağı belliydi. Böyle bir gerilimli ortamda Fenerbahçeli oyuncular maç biter bitmez soyunma odasına gitseler hiçbir şey olmayacak. Tahrik. Tarihin en kralı kim, nasıl, niçin yapıyor? Burada var ama bunları görmeyecekler, yapmayacaklar. Utanç verici bir tablo denmiş. Evet, utanç verici bir şey var. Ama buralara gelene kadar maç biter bitmez. Hakem düdüğü çaldı. Sen Fenerbahçe intikam alırcasına, bak ben size nasıl geçirdim dercesine, sahanın ortasında dakikalarca sevinmenin bir anlamı yok. Sevine sevine gel soyunma odasının yolunu tut. Kimse de sana bir şey demez. Soyunma odasında da istediğin kadar sevin yani. Ama yok. Bunlarda böyle bir şey yok. Galatasaray'da Fenerbahçe'yi orada yendiği zaman gidip sahanın ortasında yapmadı. Girdi koridorlardan geçti. Soyunma odasında sevincini gösterdi. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz yabancı hakem konusu vardı. Fenerbahçe yakalamıştı. Hiç değilse Süper Kupa, Müper Kupa dedi. Buyursun yabancı hakem gelsin diyor Erden Timur. Erden Timur çok net bir şekilde. Ama diyor ki kardeşim biz yabancı hakemi diyor sadece bir maçlara değil geriye gidelim. Son 10 seneyi de bu yabancı hakemlere inceletelim. Bütün maçları inceletelim. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Peki diyor yabancı hakem gelecek. Yabancı hakem geldiği zaman buyursun gelsin de diyor. Sen bu yabancı hakem yerli hakemlere yaptığın gibi gidin bunların ailelerini, evlerini, çoluğunu, çocuğunu işte baskı altına alın, alışveriş merkezlerinde görüntüleyin, tokatlayın bilmem ne falan. Bunlar mı olacak diyor. O zaman yabancı hakem nasıl gelecek? Gelir mi yabancı hakem? Sen burada yapıyorsun. Yerli hakemleri alışveriş merkezlerinde orada burada taciz edin, şunu yapın, bunu yapın diyorsun. Yazıktır, günahtır ya. Böyle bir şey var mı yani? Gayet net bir şekilde söylüyor. Utanç verici demişler az önceki başlık arkadaşlar. Amansız takip. Sanki hiçbir şey yok abi. Amansız takip var. Nasılsa amansız takip. Başka hiçbir şey yok. Her şey güllük gülistanlık.
Sadece amansız bir takip var. Rezaleti hiç kimse dile getirmiyor. Çünkü rezaleti dile getirseler ve televizyonda yorumcu geçinen bir takım zortlar, kortlar bile biz benim canım konuşmak istemiyor. Niye istemiyor canım konuşmak? Çünkü gerçekleri söyleyecek. Gerçekleri söylediği zaman da malum ağababalar üzülecekler. Yani Fenerbahçeli futbolcuların rakiplerine böyle gladyatör gibi saldırmaları, oyuncu saha ortasında toplanıp dakikalarca tribünleri tahrik etmenin, sahaya inecek derecede şekilde tahrik etmenin bir anlamı var mı? Yok. Maç bitti, saha karıştı. Evet arkadaşlar, maç bitti, saha karıştı. Diyecek de çok fazla bir şey yok. Gelin arkadaşlar, görüntüleri bir kez daha görelim. Gördüğünüz üzere çıkmayan kırmızı kart. Penaltı verildi. Burada kırmızı kart çıkmadı arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Bakalım ne tür görüntüler gelecek önümüze. Burada daha geçen haftadan belliydi hakemlerin başına bunların geleceğini. Ne demişti Kadir Sağlam'a o taklacı Hakan? Adam ol, aklını başına topla, buradan çıkamazsın diye hakemin de böyle böğrüne parmağını batırmıştı arkadaşlar. Ne oldu? İstediklerini aldılar. Orada da aldılar, burada da aldılar. Burada yapılan faul, az önce de gösterdim. Çok net bir faul ama devam ve de arkasından gelen 3. gol, 3 puan. Osayi Efendi işte böyle yerde yatanı yumrukluyor gaddarca. Ya hiç mi insanlık yok be kardeşim? Bu ne ya? Bunlar ne? Bu ne görüntüler ya? Yazıklar olsun Halil Umut Meler derler. İşte Halil Umut Meler maç sonucu şapkadan tavşan nasıl çıkartacak diyor diye Trabzonspor'un paylaşımı. Bakın Trabzonspor kulübünün paylaşımı arkadaşlar. Şapkadan çıkan tavşan, işte şapkadan çıkan tavşan burada abi belli. Halil Umut Meler Türkiye'nin en iyi hakemi dediğimiz hakem. Fenerbahçe'yi galip getirdi, işini bitirdi. Cüneyt Çakır'dan sonra en sinsi hakemlerden biri diyor. İşte burada indirilen tekmeler, burada bakın yerde yatanlara indirilen tekmeler. Vur Allah be, vur, vurun anasını satayım. Tahrik, tahrik diyor, tahrik var. Ulan yerde yatanı bu şekilde yumruklamanın neresi tahrik yani? He? Bunlara bilmiyorum bakalım ne cezalar verecek ibret alem için. Bakın görevli alıyor. Alıyor, kurtarmaya çalışıyor. Fenerli oyuncu hala gidip adamı, ki daha sonra bunu yere indiriyor. Yerde bir güzel yumrukluyor zaten. Olmaz böyle bir şey. Ama bunlara abi örtbas derler. Bunlara ceza meza hiçbir şey verilmez. Göreceksiniz. İşi külahına uydururlar abi. Kuralına uydururlar. İstedikleri gibi at koştururlar. Diyecek bir şey yok. Görüntüler işte ben az önce söyledim. Verilmesi gereken cezalar. Az önce onları anlattım. Burada tabii bunlar kural mural dinlemeyecekleri için kimselere ceza verilmez. Burada görüyorsunuz Arap İsmail'in ayağının dibine su şişeleri geliyor. Petler metler geliyor neyse. Abi onlar ondan sonra ensesini tutuyor. Vay Allah yandım diye ensesine buz yaptırıyor. Devam. Burada da yine biraz önceki gösterdiğim görüntüler. Ve burada çok net bir şekilde görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bakın sadece bir eliyle indiriyor, öbür eliyle de kafasına çakıyor abi. Böyle bir tane daha dikkat edin. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Selahattin Baki'nin bahsettiği şapkadan çıkan tavşan diyor arkadaşlar. Şapkadan çıkan tavşan böyle oluyor demek ki. Devam edelim. Burada Tümer Metin diyor ki yani bakın arkadaşlar o gerginliğe sebebiyet vermeyeceksin diyor. O kutlamayı saha içerisinde yapmayacaksın. Sonuçta bu da Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de oynamış milli futbolcu diyor. Ben diyor doğru olduğunu savunmuyorum diyor. Yani o inenlerin falan doğru olduğunu savunmuyorum ama daha önce de oldu. Galip gelmişsin git içeride sevin abi diyor. Ne yaparsan yap diyor yani. Bunu söylüyorlar. Bakın şimdi nasıl uçuyor. Nasıl uçuyor Fenerli o sahayı. Ya kardeşim bunu yapmana gerek yok ki yani. Bunu yapmana ne gerek var? Al indiriyor. Yazık yazık arkadaşlar. Bu enteresan. Sen işine bak. Ha bakın şimdi burada da Osterwolde, Osio Samuel Osterwolde'yi diyor. TFF değil. Kolluk kuvvetleri araştırmalı. Bağlantıları didik didik edilmeli diyor. Bakın arkadaşlar adam ne yapıyor ya? Bu Oster Samuel, Osei Samuel işte öbürü. Osterwolde kimse bunlar. Tribünleri böyle tahrik ediyorlar. İşte görüntüler burada. Millet almış bunları koymuş. Yazıktır, günahtır ya.
Hala siz Trabzon taraftarını, seyircisini, bilmem ne, indiler de onu yaptılar da bunu yaptılar demenin bir anlamı yok yani. Gerçekleri de görün. Tamam, taraftarın orada işi ne? Ben taraftar orada haklı, iyi, iyi yaptılar, sahaya indiler demiyorum ama zaten Fenerbahçe sevinerek galibiyetini sarmaş dolar kutlayarak soyunma odasına gitse bunlar olmayacak. Kaldı ki Fenerbahçe yani lig bitmedi ya da şampiyonluğu garantilemedin, sadece bir maç kazandın. Bu kadar dakikalarca uzatmanın, az önce gösterdiğim o tahrik edici hareketlerin, bakın tribünlere yapılan hareketlere bakın ya. Olta bilmem ne falan filan böyle, yazıktır, günahtır arkadaşlar. Bunların hepsinin karşılığı en ağır cezalar olmalı. Yönetmelikte yazan cezalar olmalı. Bakın şuraya, bakın arkadaşlar, bakın. Nasıl vuruyor, nasıl ediyor, bakın. Yazık. Vurdu mu indiriyor yani. Hani burada bir arkadaşım şunu dedi ya. Fener hem yener hem de acayip pis döver diye bir espri yaptı. Baksana arkadaşlar. Fener hem yener hem de çok kötü döver. Çok da fena döver. Bu ne ya? Bunu mu diyeceğiz şimdi biz yani? Öyle bak nasıl indiriyor başvurayı tekmeyi, öbürü yumruğu indiriyor. Yazık, bunları yapmana gerek yok ki. Adam sana geliyorsa kendini kor. Adam yanından geçiyor öbür tarafa. Böğrüne adamın tekmeyi çakıyorsun. Vur Allah vur. Ya olmaz. Bakın burada yine aynı o faule geliyoruz. Burada da arkadaşlar Fenerbahçe'nin, bak Fenerbahçe Kasımpaşa. Fenerbahçe'nin penaltısı doğru mu? Doğru değil. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında lehine penaltı veriliyor. Doğru mu? Değil diyor. Kim söylüyor? Fenerbahçe'nin bakın yancıları söylüyor. Fenerbahçe Pendik Spor. Fenerbahçe'nin penaltısı doğru mu? Değil. Hep kırmızılar var. Fenerbahçe Trabzon, Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin golünden önceki pozisyonda devam kararı doğru mu? Değil. Bunlar ne abi? Bunlar şimdi haram puanlar değil de ne? Burada da işte daha önce Ankara yönettiği Ankara Gücü Galatasaray maçında sudan yere eften püften bahaneyle oyundan atması Mustafa Muhammed'i ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu. Şimdi bakın arkadaşlar. Yanından geçiyor, geliyor. Zaten o kişinin Başuay'a vurması yani ne yapacak? Çekinsen adam boşa gidecek zaten. Ama böğrüne, suratına tekmeyi geçiriyor. Şimdi bu Başuay'a siz eğer bu cezanın en okkalısını vermezseniz yazıklar olsun ki vermeyecekler. Vermeyecekler. Verirlerse Fenerbahçe boş durur mu abi? Burada da işte gösterdim daha önce size. Bundan dolayı faul yok, hiçbir şey yok. Buradan abi kırmızı kart ve yani ondan sonra çıkacak Ali Koç Efendi, yok Galatasaray'ı koruyor, yok şöyle oldu, yok bütün kötülükler Galatasaray'dan, yok işte Galatasaray pisliklerin bilmem şunu bunu, yok şöyle oldu, yok böyle oldu, yok beka sorunu Türkiye için Galatasaray diyecekler. Burada da aynı şekilde, burada da arkadaşlar ne anlatılıyor? Kırmızı kart görmesi gereken, bakın kırmızı kart görmesi gereken Kasımpaşalı oyuncunun kırmızı kart görmeyişi anlatılıyor. Diyecek bir şey yok. Adamlar görmüyorlar. Atilla Koroğlan. Bu kadar böyle. Böyle bunları ve az önce de gösterdim size bu fotoğrafları. Bu fotoğraf işte bunlar hani Danışıklı dövüş abi. Perde arkasında horoz dövüşü önünde. Arkaya gelince işte Met Hakan'la kaleci nasıl tahrik, nasıl böyle gülmeler. Siz bakın yumruklara bakın, şuna bakın, buna bakın. Ve bu Mert Hakan sakat oyuncunun Trabzon'da ne işi var? Burada yedek kulübesinde ne işi var sakat oyuncu? Bunların hepsinin araştırılması lazım. En ağır cezaların verilmesi lazım ama kimse vermeyecek. Bakın burada, buradaki rezalete bakın arkadaşlar. Yazık ya, yazık. Sana bu adam bir şey yapmıyor ki. İnmiş, yanlış yapmış. Yanlış, tepeden tırnağa yanlış. Burada olmaması gerekiyor. Cezasını alacaklar ama sen buna bir futbolcu gol atınca sevinmiyor. Sen burada abi tribüne gidip bir hareket yapar, tahrik eder. O ayrı, onun cezasını ben veririm zaten. Ya utanmadan diyor ki futbolcu diyor sevinmeyecek. Ya kardeşim sana kimse sevinmeyeceksin demiyor. Sevin ama tahrik ediyor işte bak getir fotoğrafı koyuyor adam yani. Tahrik ediyor tribünleri sağ ortasında dakikalarca sevinme. Bundan önceki maçta o Mert Hakan'ın yaptığı, diğerlerinin yaptığı ne ya? Bunlar ne? Ondan sonra utanmadan bakın şunlara ya.
böyle sırıtmalar, tribünleri tahrik etmeler, bunlar normal şeyler mi? Sen bir defa sakat olan oyuncuyu o yedek kulübesine alarak zaten tarihin en dik alasını yapmışsın Arap İsmail. He, cezayı bunlara vereceksin. Bak şuradaki hareketlere bakın, rezaletlere bakın ya. Bakın arkadaşlar, işte burada bunlar hepsi meydanda yani. Neyi savunacaklar? Ondan sonra vay efendim Trabzonspor seyircisi niye indi? Ne oldu? Tek taraflı Trabzon'a çakıyorlar, çakıyorlar. Bir takım o kanallarda nereden bulmuşlarsa bir takım çapulcuları yorumcu diye oraya çıkarıyorlar. Amigoları çıkarıyorlar. Geçirdikçe geçiriyorlar. Yazıktır, günahtır ya. Adam gibi konuşun. Evet, bu seyircinin buraya inmemesi gerekiyor. Cezanın en okkalısını Trabzon alır mı? Alır. Alır almasını, ama sen onları tahrik edip oralara indirecek kadar da yapmayacaksın. Yapıyorsan da sonucuna katlanacaksın be kardeşim. Cezalar gelecek. Bakın adam bırakıyor gidiyor ya, bak. Adam ben kansız 24 numara neye gidiyor? Neye gidiyorsun Allah aşkına ya? Tamam. Yerde yatan adama bu tekme, düşünün abi, bu adam sporcu, bu tekmeyi geçiriyor. Ben ülkemde bu Osterwolde gibi bilmem ne gibi adamları görmek istemiyorum. Bunun sınır dışı edilmesi lazım. Çekenin de eline sağlık. Bilal Soydaş YouTube çekmiş koymuş kardeşim. Helal olsun bak. Ya sen iyi niyetli değilsin, sen gaddarsın. Sen bu tekmeyle bu adam beyin kanaması geçirse ölse ne olacak lan? He? 24 numara utanmaz. Yazık ya, yazık arkadaşlar. Görünce insanın kan tepesine çıkıyor. Bakın geliyor, geliyor, geçiriyor. Tarih, aynı adam. Şu gördüğünüz adam abi, o tekmeye yatan bu 24 numara, o yerde yatan adamın kafasına o tekmeyi indiren adam, tahrik yapıyor tribünlere. Ondan sonra federasyon bunları koruyacak, kollayacak, ceza vermeyecek. Yazıklar olsun o federasyona da. Yazıklar olsun. Ne diyordu? Katlanın. Bak. Ya bir gün bizden biri federasyona gidip birini tokatladı çıktı diye bir haber çıkarsa hiç şaşırmayın. Aynen. Ya ciddi söylüyorum. İş o noktaya geliyor. Geliyor, geliyor. Fenerbahçe camiası top gökün destek verir. Nefes aldırmayın bu adamlara. Hakemlere nefes aldırmayın. Sokakta görürseniz fotoğrafını çekin. Alışveriş merkezlerinde tepesine çökün. Bunlar alkışlıyorlar. Ondan sonra yabancı hakem. Erden Timur ne diyor? Gelen yabancı hakemlere, çoluğa, çocuğa diyor. Onlara yapmayacağınız ne malum diyor. Bak. Granpor'un dişlileri rakibi gösteriyor. Evet. Granpor'un dişleri rakibi gösteriyor diyor. Kırmızı kart diyor. Kendi adamları söylüyor. Bak Fenerbahçeli yöneticiye bakın abi. Tribünden alıyor. Bak aşağı. Oh yavrum o. Oh yavrum o. Oh yavrum o. He. Aman bunlara kimse bir şey yapmasın. Masum bunlar. Ya her şeyi Trabzon taraftarı yaptı. Bakın yerde Allah Allah nasıl vuruyor. Kim o? Yedek kaleci mi? Kim o? Onlar. Ay, Allah sizin cezanızı vermesin. Ne diyeyim? Bakın. Bakın abi. Görüyorsunuz 5 numara, 24 kaç bu? 21 numara. O sayı, öbürü 24 numara. Bakın buradakiler. Yazık. Bu federasyon fitili ateşleyen çirkin el hareketi diyor. Evet arkadaşlar, fitili ateşleyen çirkin el hareketleri az önce gösterdim. Bak işte bunlar, bunlar abi. Daha neyi söyleyelim? Bakın yumruk indiriliyor. Evet, bir hadi kendini korudun. Tamam, kendini koruyor. Buradan da işte... Ya arkadaş, daha fazla gösterip de sinirlerinizi bozmayayım ya. Hakikaten bozmayayım. Çünkü bunlar olacak şeyler değil ya. Arkadaşlar, olayın nasıl başladığı, nasıl geliştiği ortada. Burada işte tahrik var. Burada da yazılmış. Fenerbahçeli futbolcu Trabzonlu taraftarları hedef aldı. Olay nasıl başladı? İşte perde arkası diyor. Fitili ateşleyen görüntü. Fitili ateşleyen görüntülerinde bunlar olduğunu biliyoruz. Ama bunlara ceza meza verilmez. Bunlara bir de takdir madalyası verilir. Ondan sonra da işte bu taraftarlar böyle sahaya dalıyorlar. Olaylar çıkıyor. Rezillikler yaşanıyor. Hepsi abi görünen şeyler al. Bakın burada belli. Şimdi bunu yapan bir oyuncuya ya sen işi bitirmişsin.
tribünlere doğru bu olta atma hareketini yapacağına çekip defolup gitsene soyunma odasına. Ondan sonra teknik direktör utanmadan, sıkılmadan diyor ki benim oyuncumun diyor sevinme hakkı yok mu diyor. Sevinmeyecek miyiz diyor. Ya sevinin kardeşim. Sevinin. Nasıl olsa istediğinizi yaptırıyorsunuz. İstediğiniz gibi. Şurada yerde yatan oyuncuya ne bu ya? Ne bu? Bu kadar gaddarlık olur mu yani? Siz kimsiniz ya? Ha? Neredesiniz? Hangi ülkede bunları yapıyorsunuz? Bak dön, vur. Oh yavrum oh be. Oh yavrum oh be. Bu ne ya? Dönüyor, tekmeyi indiriyor. Halbuki bu adam kim ya? Eti ne, butu ne bu çocuğun ya? Bu çocuk o Batshuayi'ye ne yapabilir ya? Ne yapabilir ya? Dön arkanı, bir fake at gitsin boşa doğru. Ama yok arkadaşlar. Bunların bakın yöneticinin halini görüyorsunuz. Oradan eline ne geçerse fırlatıyor. Öbürü bilmem ne yapıyor. Yok. Abdullah Avcı da işte gazel okuyor. Alın birini vurun diğerine. Arkadaşlar neyse. Diyecek bir şey yok. İşte tahrikler burada. Rezaletler burada. Tekme, tokat, vur, kır, parçala. Ne var? Fenerli futbolcuları tahrik etti. Ya kim kimi tahrik etti ya? Yapmayın etmeyin be kardeşim ya. Tahrik olan kim? Tahrik edilen kim? Görüntüler burada. Her şey meydanda yani. Olacak iş değil yani. Olacak iş değil. Arkadaşlar ben bu noktayı koyacağım. İşte futbolu konuşma yerine 50 dakikadır neler konuşuyoruz. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kusura bakmayın bunları da mümkün olduğunca işte böyle anlatmaya çalıştım. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bunları paylaşın, bu rezaletleri herkes görsün. Görüşmek üzere, hoşça kalın değerli kardeşlerimiz.